Yeniden merhabalar, ben Naz ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda cilt problemlerimden çok kısa bir sürede nasıl kurtulduğumu size anlatacağım. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle yaklaşık 2 veya 2,5 senedir cilt problemleri yaşıyorum. Sivilce, düşük dokuzda, egzama ve belirli cilt problemleriyle karşı karşıyayım. Ve çok fazla şey denedim. Daha önceden de kanalımda buna ait bir video çekmiştim. Oradan da bakabilirsiniz. O zaman efektif olduğunu düşündüğüm ürünleri sizle paylaşmıştım, kendimde gördüğüm. Daha ilaç bazlı ürünleri paylaşmıştım. Fakat bu videomda daha ulaşılabilir, daha uygun fiyatlı ve ilaç kategorisine girmeyen ama cildimi inanılmaz toparlatan ürünlerden bahsedeceğim. Ve bu videoyu çok mutlu olarak çekiyorum. Çünkü bahsedeceğim ürünlerin hepsi gerçekten sivilce tedavisi gören bir cilt için çok uygun fiyatlı ürünler. Eğer ki tedavi görüyorsanız biliyorsunuzdur ki sizin kullandığınız bir krem hani ciddi oranda pahalı oluyor, bazıları için söylüyorum. Fakat bugün göstereceğim ürünlerin hepsini aynı zamanda eczanelerden de temin edebilirsiniz. Fakat ilaç kategorisine girmediği için de çok uygun fiyatlılar. Ben genelde bu videoları daha çok ürün görmek için ve ürünlerden örnek alabilmek için, bilgi alabilmek için izliyorum. Bu yüzden önce ürünleri göstereceğim ve sonra kendimin nasıl kullandığından bahsedeceğim. Ama videoya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Ben bu ürünleri kullandım ve bana gerçekten çok iyi geldiler. Fakat size aynı etkiyi göstermeyebilirler. Belki benim kadar hızlı bir reaksiyon da alamayabilirsiniz. Fakat paylaşmak istiyorum çünkü cildinizde problem yaratabilecek ürünler göstermeyeceğim veya ilaç tedavisi ya da ilaç bazı altına geçen de bir ürün göstermeyeceğim için gönül rahatlığıyla paylaşabilirim diye düşünüyorum. Umarım sizde de işe yarar, deneyimlersiniz veya daha önce kullanmışsınız. Yorumlarda birbirimize bilgi verirsek çok memnun olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman videoya başlıyoruz. Bugün size göstereceğim ürünlerin hepsi bu sepetin içinde. Sadece sivilcelerimi geçirmek için değil, bu esnada yaptığım ve kullandığım diğer cilt bakım ürünlerinden de bahsetmek istedim. O zaman artık kaçıncı başlayalım dediğim ama sonra başlayabiliriz. Öncelikle temizlemeden başlamak istiyorum. Makyajımı yaptığımda ve sildiğimde öncelikle bu Nivea'nın miseler suyuyla cildimi temizliyorum. Bir pamuk yardımıyla hassas bir şekilde davranıyorum. Çünkü hayatınızda inanın görebileceğiniz en hassas ciltlerden biriyim. Bu şekilde yaptım bile avuç içlerimde direkt tırnak izi çıkar. Yüzüm de aynı o şekilde ve bu bana hiçbir sivilce de yapmadı, hassasiyet de yapmadı ve bir kızarma yapmadı. Zaten çoğunuz bunu biliyorsunuzdur. Gratis'ten, Watson'dan hatta lokal bir güzellik mağazasından da satın alabileceğiniz çok güzel bir ürün. Uygun fiyatlı bir ürün. Hiç bana veya kullananlara, çevremde kullananlar da bir sivilce problemi yapmadı. Sivilce çıkartmadı. Sivilcelerine kötü bir etkide bulunmadı. Öncelikle bunu kullanıyorum. Gözümle yüzüm için bazen aynı şeyi kullanıyorum. Bazen farklı şey kullanıyorum. Ama göz makyaj çıkartıcım burada göstermenin bir anlamı yok. Ama hafif makyajları gözde de güzel çıkartıyor. Yani aklınızda olabilir. Sonrasında devam ediyorum. Size hayatımı kurtaran ürünlerden göstermek üzereyim. Belki duymuşsunuzdur ama bu CeraVe'nin cilt bakım temizleyicisi, yüz yıkama jeli. Ben normal ve kuru cilde yakın olarak aldım. Çünkü ben bunu aldığımda havalar soğuktu. Ben soğukta hassas ve kuru bir cildim olmasına rağmen yazın yağlıya yakın bir cildim oluyor. İşte karma bir cildim var bu yüzden. Bittiğinde hala yaz mevsiminde olursak yağlı ciltler için olanı alacağım. Ama kış mevsiminde bu çok güzel işe yaradı. Bunu her gün gece uyumadan önce ve makyajdan sonra ve sabah uyandığımda kullanıyorum. İnanılmaz yumuşak bir ürün. Yani ben hayatımda gerçekten hassas ciltler için denilip de İşte kullandığımda benim cildimi çok kurutan, işte kurutmayan formül demelerine rağmen çok kurutan, kaşındıran, işte egzama yol açan çok fazla ürün kullandım ama ben gerçekten hayatımda bunun kadar yumuşak bir ürün kullanmadım. Cildime alerjik veya bir hassas duruma getirmeden temizliyor. Hem de hiçbir sivilce çıkartmadı ve hatta sivilcelerin üzerinde gerçekten çok iyi bir temizleme etkisi olduğunu düşünüyorum. Cildinize göre bunun bu şekilde normal ve yağlı ciltler için olanı var. Bir de normal ve kuru ciltler için olanı var. Tahsil edebilirsiniz. Ben bunu galiba 55 liraya falan almıştım. Buradan da fiyat bilgilendirmesini yapayım. Bunun bir boyu, büyük boyu daha var ama şöyle söyleyeyim. Ben bunu 2-2,5 aydır kullanıyorum ve hala bitmedi ve bence hala yarısı dolu, yani asla bitmiyor. Ve ambalaj dolayısıyla taşınmaya da çantaya atmaya da çok uygun. Kapağını kilitlediğiniz zaman bastığınızda çıkmıyor. Bu gerçekten çok iyi bir ürün arkadaşlar.
Yani buradan hani asla sponsor değil, asla hiçbir bağlantım yok markayla. Ama gerçekten çok iyi, alıp denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Öncelikle ben bu ürünleri TikTok üzerinden keşfettim. Çok fazla insan kullanıp çok fazla etki görmüşlerdi. Ben de denemek istedim. Ve inanılmaz iyi geldi. Yani bir TikTok videosunun beni bu kadar iyi bir yöne çekeceğini inanın düşünmezdim. Kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle alın, deneyin lütfen yani. Deneyince de bana lütfen yorum yazın. Çok merak ediyorum sizdeki etkilerini. Yüzümü temizledikten sonra Clinique bu toniğini kullanıyorum. Diğer videomda da bunu göstermiştim. Hatta görüyorsunuz ki şu anda bitmek üzere, çok uzun bir süredir kullandığım bir tonik. Aslında benim cildim için bir tık ağır bir tonik olduğunu düşünüyorum. Sert bir tonik çünkü sert bir yapısı var. Suratınıza sürdüğünüzde direkt bütün gözeneklerim böyle yandığını hissediyorsunuz. Ben o hissi çok seviyorum ama çok sağlıklı değil. O yüzden sürekli uygulamıyorum. Daha ara bir zamanda uyguluyorum. Günlük cilt bakım rutinimin içine girmiyor. Ama bu ürünün çok iyi temizlediğini ve sivilceleri çok iyi engellediğini gördüm ben. Bunun aynı zamanda diğerini de onu alacağım bu bittikten sonra. Bir de Blemish Free diye sivilce karşıtı bir toniği var aynı şekilde Clinique'in bu serisinden. Bir daha da onu deneyeceğim ama ben bundan çok memnun kaldım. Hele ki yağlı bir cildiniz varsa kesinlikle öneriyorum çünkü sert ama böyle cildinizi alerji yapmıyor veya kaşındırmıyor. Ama sürdüğünüzde böyle bir yanma hissi uyandırıyor ki ben bu şekilde yanma hissini çok seviyorum. Ve çok hafif bir peeling etkisi de var. Böyle 2 haftada bir veya haftada bir şekilde duştan sonra gözeneklerimi çok açıkken uyguluyorum ben bunu. Ve çok memnun kaldım ama bu uygun fiyatlı bir ürün değil. Kesinlikle bunun muadillerinin olduğunu düşünüyorum. Hatta daha önce çok severek kullandığım Nivea'nın bir toniği vardı. Resmini buraya koyacağım, oradan görebilirsiniz. Hemen hemen aynı işlevi yapıyor ama bu çok güzel gözenek küçültüyor arkadaşlar. Hani eğer ki biraz para harcayabilirim, gözeneklerim çok büyük ve ben bundan gerçekten çok sıkıldım, efektif bir ürün arıyorum diyorsanız kesinlikle buna da bakmanızı öneririm. Bu arada söyleyeyim, zaten tahmin etmişsinizdir ama bir cilt bakım uzmanı değilim. Doktor hiç değilim. Bu konu hakkında sadece kendi deneyimlerim üzerinden ve gittiğim doktor randevuları üzerinden konuşuyorum. Tamamen tıbbi bir bilgim yok. Onu da söylüyorum. Cildimi çok yağlı hissettiğimde ve çok pis hissettiğimde iki aşamalı bir temizlik yapıyorum. Ve bu temizliği yaparken de buraya resmini koyacağım Dove'un sabununu kullanıyorum. Dove'un Hindistan cevizi sabunu ve narlı sabunuydu. Mükemmel bir cilt temizlemek için uygun bir sabun bence. Kurutmuyor, mükemmel kokuyor, sivilce yapmıyor ve sivilce kurutuyor. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Hani cilde saf bar sabun kullanmak ne kadar doğru. Ama bende çok işe yaradı. Bu ürünü keşfetmeden önce sık sık onu kullanıyordum ama artık makyaj yaptığımda çok temiz hissetmediğimde veya suratımın böyle yağlandığını veya kirlendiğini hissettiğimde onun üzerine bunu uyguluyorum. Hem benim için çift aşamalı bir temizlik oluyor. Hem de hem yağlarından arınıyorum hem de kibar bir şekilde temizleyebiliyorum. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Bu arada cilt bakım sırasına göre gidemedim çünkü gözümden kaçmış küçük olduğu için. Garnier'in kayısılı peelingi. Kullananınız var mı bilmiyorum. Ama benim hayatımda kullandığım en iyi peeling olabilir ve bunu kastederken inanın bana gerçekten çok lüks markaları da söylüyorum. Çünkü suratıma çok para harcadım. En iyisini bulmak için çok uğraştım ama ben bunun üstüne bir peeling görmedim. Hassas bir cildim var. Peelingler bana hiçbir zaman iyi gelmedi. Her zaman suratımı böyle parçaladılar, yoldular derilerimi. Hassas bir... Ay kusura bakmayın. Hassas bir doku bıraktılar sonrasında. Ama bu peelingde hiç öyle bir şey yaşamadım. Suratıma bu kadar yumuşak bir şekilde değil, bu kadar deri temizleyen, gerçekten bu kadar pislik temizleyen başka bir ürün görmedim. İndirimde 25 lira. Yani lütfen alın, deneyin ama lütfen kuru cildinize kuru bir elle uygulamayın peelingleri. Yüzünüzü de elinizde ıslatmış olun, nemli bir şekilde yumuşak hareketlerle uygulayın. Eğer ki isterseniz hepsini nasıl kullandığıma dair de bir video çekebilirim. Ama çok güzel bir ürün, çok güzel kokuyor. Bence sivilce dostu bir ürün. Ve cildinizi gerçekten çok güzel temizliyor ve peeling görevini çok güzel görüyor. Cildiniz de bu arada çizmiyor. Böyle bir problem de yaşamadım. Peelinglerde genellikle bu problemlere rastlanıyor çünkü. Çok alternatif bir ürün olarak göstereceğim. Hepiniz de biliyorsunuzdur aslında ama ben 2 haftada bir, 2,5 haftada bir siyah nokta bandı yapıyorum. Cildim çok hassas olduğu için sürekli yapabildiğim bir şey değil zaten. Sürekli yapmak da çok sağlıklı değil.
Fakat bu çok ucuz ve mükemmel temizliyor. Yani hala bilmeyeniniz varsa göstereyim. Haftada bir duştan sonra gözeneklerim çok açıkken siyah noktalarımı da bu BİM'den aldım. Şöyle temizliyorum. Son olarak yine cildimi kurtaran bir CeraVe üründen bahsedeceğim. Bu nemlendiricisi. Aslında bu tamamen yüz nemlendiricisi olarak geçmiyor aslında. Yani aslında lokal olarak bir yere sürmeniz gerektirmiyor. Yani face and body diyor. Her yerinize kullanabileceğiniz bir ürün. Ben ilk gördüğümde dedim ki ama face and body, hani ben hep yüz için özellikle bir şey kullanmıştım. Hani bir yüz kremi, işte yüzün altına işte yine bir yüz gece kremi, hepsi yüz 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 başlığı altında bir şey kullandığım için. Öncelikle bana pek şey gelmedi, hani olabilitesi yüksek bir oranda gelmemişti. Ama kullanana kadarmış. Aynı zamanda bu CeraVe'nin sivilce kremi var arkadaşlar. Kullanmadım. Ama şu an Muğla'dayım ve Muğla'da alabileceğim bir eczane yok. Ama Ankara'ya gideceğim çok yakın bir zamanda. Ankara'ya gittiğimde bunun kesinlikle sivilce için olanı da alacağım. Bir de onu deneyeceğim. Çünkü insanlar ondan da çok memnun kalmışlar. Bu üründen işte L'Oreal'den aldığınız nemlendiriciler ya da herhangi bir markadan aldığınız nemlendiriciler gibi mükemmel bir koku veya kadifemsi bir yapı beklemeyin. Ama bu kadar ince, hatta şöyle göstereyim. Bu şekilde. Çok ince bir krem. Bu şekilde sürdüğünüzde dağılıyor. Elime de sürdüm. Çok ince yapılı bir krem. Cildinize gerektiği nemi veriyor. Böyle yaldır yaldır olmuyor sürdüğünüzde cildiniz ama ihtiyacı olan bütün nemi kazanmış oluyor. Kokusu aslında medikal kokuyor. Yani böyle çok mükemmel işte meyve kokusu falan yok. Gayet dümdüz sıradan bir koku. Ama içinde bir parfüm de yokmuş. Bu yüzden hani bir parfüm alerjiniz varsa ya kokulu ürünler kullanamıyorsanız elinizin kesinlikle gitmesi gereken bir ürün. Çok güzel nemlendiriyor. Asla sivilce yapmıyor. Asla çok fazla yüzünüzü yağlandırıp bir sivilce oluşumuna neden olmuyor. Gerçekten mükemmel bir ürün. Yani lütfen benim için eğer bir arayıştaysanız, ikisi de aynı şekilde aynı fiyata aldım bu arada. Bir deneyin. Memnun kalacağınıza inanıyorum. Lütfen. Bu güneş kremimden bahsedeceğim. Benim suratım çok hassas, çok kırmızı ve damarlarım cildimin yüzeyine çok yakın. Bu yüzden burun kenarlarımda çok fazla damar görünümü var, yanaklarımda buralarda. Fakat bu ürünü ben çok severek kullandım. Sürdüğümde güneş kremi hem yüzümdeki kızarıklığı alıyor, hem çok güzel koruyor, hem de hiç sivilce yapmadı, gözeneklere dolup yeni bir akne oluşumu yaratmadı. Çünkü çoğu güneş kreminde aynı problem oldu. Gözeneklerim büyük olduğu için gözeneklerimin içine doluyorlar çoğu zaman ve sivilce oluşumuna sebep oluyorlar. Bir seneyi aşkındır ben bu kremi kullanıyorum, sürekli alıyorum ve çok memnun kaldım. Eğer ki benim gibi kırmızı, hassas ve sivilceli bir cildiniz varsa Solenten'in bununla bakın derim. Bence gerçekten çok güzel bir güneş kremi. Bu şekilde. Ve göstereceğim ürünler bu şekildeydi. Hiçbirini denediniz mi bilmiyorum. Denediyseniz yorum atabilirsiniz. Deneyimlerimizi birbirimizle paylaşabiliriz. Çünkü eminim ki arayış içinde olan çok fazla insan bu videoyu izleyecek. Umarım arayışınıza yardımcı olabilir. Umarım da sizi tatmin eder bu ürünler. Denemenizi kesinlikle öneriyorum. Zaten gösterdiğim çoğu ürün 50 lira sınırında. Bu yüzden cilt bakımına harcanan parayı göz önüne aldığımızda bence gerçekten çok uygun fiyatlı ürünler. Ben bulduğum için çok mutluyum. Başlamadan önce cildim nasıldı ve şu an cildim nasıl, birazcık da bundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki şu anda yüzümde makyaj var ama inanmazsınız. Yani ben de kendime inanamıyorum. Ama göz altlarımı, burun kenarlarımı ve buramda eski, şu anda da görüyor olabilirsiniz. Eski sivilcelerimden kalma izler var. İzlerimden çok kurtulamadım. Fakat böyle işte gördüğünüz gibi bir tek bronzer uyguladım. Aldık ve bronzer uyguladım bir de yüz makyajı olarak. Yakın bir zamanda zaten makyaj videosu çekersem de bu şekilde görebilirsiniz. Cildim çok toparladı. Yani bu şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü sivilce problemi yaşıyorsanız siz de biliyorsunuzdur ki
sivilceleriniz olduğunda uyguladığınız makyaj da hoşunuza gitmiyor bir noktadan sonra. Sivilcelerinizin üstünde pütür pütür duruyor, lekelerinizin üstünde pütür pütür duruyor, kapatmıyor. Ve artık makyaj yapmaktan da bir noktada hoşlanmamaya başlıyorsunuz. O dönemde ben de çok oldum. Makyaj yapmayı bir süre bıraktım çünkü o pul pul görüntü, o pıt 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 görüntü gerçekten nefret ediyordum. Ama bu ürünlerle cildimi gerçekten iyi bir kanvasa çevirdiğimi düşünüyorum. Lekeler için hala bir doktor tedavisi görmem gerekiyor bence. Ona da başlayacağım yakın bir zamanda. Ama benim cilt bakım önerilerim bu şekildeydi. Gerçekten bir TikTok videosu benim 2 senede kurtulamadığım sivilcelerimden 1 ayda kurtulmama sebep oldu. Cildime çok iyi geldi. Eğer ki denerseniz lütfen bu yorum yazın, lütfen benimle paylaşın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım size de yardımcı olabilmişimdir. Çok konuşup başınızı da ağrıtmamışımdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.